Aslında önemli de bir ziyaret yaptınız. Ben müsaade ederseniz onu sorarak başlamak istiyorum. Sonra diğer günceldeki meselelere geçeceğiz. Osman Kavala'yı ziyaret ettiniz. Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamaması nedeniyle Türkiye'ye gerçekten ciddi uyarılar var ve hatta bu anlamda bir toplantı da yapılacak Avrupa Konseyi bünyesinde. Şimdi Osman Kavala'yla ilgili acaba kamuoyuyla paylaşmak istediğiniz önemli mesajlar var mı? Sağlığı değerlendirmesi ya da sizin gözlemleriniz neler? Böyle başlayalım ilk önce. Evet, bugün Osman Kavala'yı ve Bekir Kaya'yı ziyaret ettim. Bekir Kaya bizim Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızdır. Her ikisi de çok iyiydi. Gerçekten uzun uzun sohbet ettik, konuştuk. Hem Türkiye meseleleri hem dünya meseleleri. Moralleri de iyiydi, sağlıkları da iyiydi. Ben de çok sevindim onları gördüğüm için. Onlar da tabii o koşullar içinde bizlerle buluşmuş olmaktan dolayı sanıyorum memnun oldular. Yani zor bir durum gerçekten. Özellikle Osman Kavala açısından da baktığımızda Selahattin Demirtaş da benzer bir durumda. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi defalarca. Selahattin Demirtaş'ın durumunda da biliyorsunuz büyük daire kararı da çıktı. Ve şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yılda 4 kez toplanıyor. Sanıyorum bu yıl içindeki 3 toplantıda gündeme alındı bu konular. Önümüzdeki toplantıda da alınacaktır. Yani henüz bir Türkiye için bir yaptırım söz konusu değil elbette. O ayrı bir tartışma konusu. Fakat bu konuyu takip ediyorlar. Türkiye'nin bir yol haritası, bir plan çıkarmasını istediler. Fakat o henüz çıkmadı. Yani aslında hukukun çiğnenmesi olarak görüyoruz biz bunu. Hem Selahattin Demirtaş'ın durumunu hem Osman Kavala'nın durumunu. Çünkü Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir parçası. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış olan bir ülke ve onun bir parçası. Şu anda hem Avrupa Konseyi kararları hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ihlal edilmiş vaziyette ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de çiğneniyor durumda. Bu aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin anayasasının 90. maddesinin de çiğnenmesi anlamına geliyor. Çünkü anayasanın 90. maddesi de uluslararası hukukla yerel hukuk arasında bir çatışma konusu olduğu zaman imzalanmış olan uluslararası sözleşmelerin amir hüküm olduğunu yazar. Dolayısıyla anayasanın 90. maddesi de çiğneniyor ama tabii Türkiye'de o kadar büyük hukuksuzluklar var ki bu hani yadırgadığımız bir durum değil, sürpriz olan bir durum değil ama iktidarın şu anda bunları açık açık çiğnediğini bizler biliyoruz, herkes de görüyor. Yani bu konuda şunu sormama müsaade edin. Yani nedense Avrupa cenahından hep böyle iktidara yönelik sert bir üslup, sert bir yaptırım, sert bir rest çekiş, hatta belki de yani ciddi bir mesafe koyma geleceği beklentisi var ama bir şekilde bunu görmüyoruz. Bunu Avrupa Birliği ülkelerindeki, yani Fransa'daki ve Almanya'daki seçimlere mi bağlıyorsunuz? Yoksa neden böyle? Yani bu mülteci pazarlığı nedeniyle mi? Bir şekilde hep bir ertelenen durum var. Bunu merak ettim açıkçası. Bu konudaki fikrinizi sonra Barış'a bırakacağım. Diğer meseleler için sorularını soracağım. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki yani oradaki güncel gelişmelerin, seçimlerin bir etkisi var denebilir ama seçimler şimdi yeni. Yani son birkaç seneye baktığımızda, son 5-6 seneye baktığımızda özellikle biz 5-6 senedir bu işte çok yakından ilgilendiğimiz için dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne kadar baktığımızda şunu görüyoruz. Yani Avrupa'nın kendi politikası, kendi konjonktürü, kendi ilişkileri çerçevesinde durumu değerlendirdiğini, geçmişte alışıldığı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bir takım demokrasi değerlerinin ön planda olduğu bir dönem aslında aşılmış gibi görünüyor. Ve şu anda daha çok devletler arası ilişkiler, politikalar, dengeler belirleyici olmuş vaziyette. Yani ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hani hiç etkisi yoktur anlamında söylemiyorum bunu ama geçmişte alışıldığı gibi bir durum değişmiş vaziyette, onu görmek gerekiyor. Politik davranıyorlar, dengeleri değerlendiriyorlar, iktidarla müzakerelerini sürdürüyorlar.
Bunun arka planında işte ticari, ekonomik ilişkiler de vardır. Bunun arka planında göçmen meselesi de vardır. Birçok konu vardır ama sonuç olarak yani evrensel demokrasi değerlerine ve demokratik hukuk ilkelerine sahip çıkma konusunda Avrupa'daki iktidarlar son derece zaaflı bir tutum içindeler. Bunu da görüyoruz. Ben buradan şu fikri savunduğum için söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını biz doğru bulmuyoruz. Yaptırım da beklemiyoruz doğrusu. Ama Türkiye'nin sıkıştırılması, çünkü imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler var. Birlikte kurmuş oldukları, içinde bulundukları uluslararası kurumlar var. Avrupa Konseyi gibi, ona bağlı Venedik Komisyonu, CPT gibi kurumlar var. Bunların kararlarına, raporlarına, tavsiyelerine uygun davranması konusunda Türkiye'deki iktidarın sıkıştırılması, baskı altına alınması önemli bir durum. Yoksa yaptırım, yani belki yaptırım bir takım çevreleri memnun edebilir ama bir pratik sonucu olacağı kanaatinde de doğrusu biz değiliz. Yaptırım yerine denetim ve dediğim gibi imzalanmış olan sözleşmelere, anlaşmalara ve içinde bulunan kurumların değerlerine, uygulamalarına uyulması doğrultusunda baskı kurulması çok daha önemli doğrusu bizim için. Barış. Serhan Bey merhaba. Merhaba. Tabii ki biraz önce Özgür Bey de buradaydı. Onunla da geniş bir şekilde konuştuk. Ama siz meselenin bir diğer tarafısınız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Aslında zamanı tasarlanmış mı tasarlanmamış mı oradan başladık ama nihayetinde belki de herhangi bir zamanda söylenecek bir açıklamadan çok daha fazla ses getirdi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani Sezai Temel'den bir yanıt geldi. Mithat Sancar'dan bir yanıt geldi. Başka Abdullah Hoca'nın avukatlarından bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sizin partinizi, sonuçta siz kapatma davasıyla şu anda muhatap olmuş, bir önceki genel başkanı, özür dilerim, iki önceki genel başkanı şu an tutuklu olarak hapiste tutulan bir siyasi partisiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, HDP'yi muhatap alacağını söylemesi İmralı veya Kandil yerine, partinize bir memnuniyet yarattı mı? Bunu olumlu mu buldunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Tek tek insanların açıklamalarından ayrı olarak söylüyorum. Yani önce şunu söyleyeyim. Yani bu bir niyet beyanı olarak gördük. Yani niyet beyanı Kürt sorununun demokratik biçimde çözülmesi meselesi bir niyet beyanıdır. Bunun yolu ve yeri olarak da mecliste müzakere ve o zeminin değerlendirilmesi, yani bir öneri de var bu sözün içinde. Dolayısıyla biz bu her ikisini de, hem niyet beyanını hem öneriyi kıymetli buluyoruz. Yani bu konuda söylenenlere ilişkin bunu zaten hem eş genel başkanımız Sayın Sancar da açıkladı. Bu konudaki tutumumuz budur esas itibariyle. Ve bu niyet beyanının ve önerinin önemli, kıymetli olduğunu ama tabii yetmediğini düşünüyoruz. Yani bunun daha konuşulmaya ihtiyacı var. Bu konunun nasılı, hangi içerikle yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceği vesaire, bunların tabii ki konuşulması gerekiyor. Ama bir başlangıç ifadesi olarak bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Eksiklikleri var, onları biraz sonra yine konuşuruz şüphesiz ki. Fakat bunu değersizleştirmek, hiçleştirmek kesinlikle doğru bir tutum değildir bizim açımızdan. Şimdi siz de zaten onu da soracağım, eleştirilerinizi. Fakat aslında HDP ile bu Kürt sorunu çözeriz cümlesinin dışında geniş bir paragrafı okuduğunuzda, hani İmralı'daki müzakere süreci konuşulduğunda hep masa deniyordu değil mi? Hep masa, masa, masa kelimesi çok kullanıyordu. Aslında masa bir zemini tarif ediyor, takdir edersiniz ki. Kemal Kılıçdaroğlu bir zemin olarak meclisi, masa yerine meclisi tarif etmiş oluyor. Siz de Kürt meselesinin çözümünün, yani bu konuda en azından ortaklaşıyor musunuz? Kürt sorunu veya işte başka bir şekilde tarif ediyorsanız, bu sorunu